Ceyda teşekkürler. Beleğin bir başka noktasından, Galatasaray antrenmanından, Galatasaray kampından biz de mutlu akşamlar, yayınlar dileyelim. Galatasaray bugün sabah saatlerinde Antalya'ya gelmişti. Şu sıralarda da Antalya'daki, buradaki kamptaki ilk antrenmanını gerçekleştiriyor Sarı Kırmızılar. Hemen kameraman arkadaşım Ege Ural'dan rica edeyim. Antrenmana dair görüntüleri canlı canlı sizlerle paylaşsın. Ben de takıma dair bilgileri aktarmaya gayret edeceğim. Galatasaray'da yaklaşık 2 haftalık bir süreç İstanbul'da geçirilmişti. Hazırlık maçları antrenmanlarla birlikte Başakşehir maçının ardından verilen yaklaşık 12 günlük izin ve sonrasında Galatasaray milli takım arasında, Dünya Kupası arasında çalışmalarına başlamıştı. Bugün de bugün sabah saatleri itibariyle Antalya'ya geldiler. Kamp yapacakları otele yerleştiler ve şu sıralarda da yaklaşık 10 dakika öncesinde ilk antrenman başladı. Tabii Galatasaray kadrosunda eksik isimler var. Hemen bunlardan bahsedelim. Hem Dünya Kupası'nda görev aldıkları için olmayan isimler var, hem sakatlıklarından dolayı tedavi gören isimler var. Mauro Icardi bunların başında geliyor. Galatasaray taraftarlarının belki de durumunu en çok merak ettiği isimlerden bir tanesi. Icardi tedavi sürecini şu anda Arjantin'de geçiriyor. Bu tedavinin ardından İstanbul'a döndüğünde takım, ki 16'sında 17'sinde İstanbul'a dönecek Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası mesaisi için, İstanbul'da takıma katılacak. Yüksek olasılıkla da İstanbul Spor maçında maç kadrosunda olmasını beklediğimizi ifade edelim ki aslında biraz daha uzun bir tedavi sürecine ihtiyaç duyması bekleniyordu Icardi'nin, ama gelen bilgiler durumunun biraz daha iyi seyrettiği yönünde. Sergio Oliveira yine burada olmayan bir diğer isim. Galatasaray adına yine sakatlık süreci olan, tedaviye ihtiyaç duyan bir diğer isim. Oliveira da ilerleyen günlerde Antalya kampına katılabilir. Tedavisi burada sürdürülebilir ama bugün itibariyle buraya gelmediğini söyleyelim. Yanı sıra Dünya Kupası'nda görev alan 5 isim Galatasaray adına. Fernando Muslera, Lucas Torreira, Dries Mertens, Haris Seferovic ve Victor Nelson şu anda izinlerini kullanıyorlar. Yarın itibariyle yavaş yavaş oyuncuların da buraya gelmelerini bekliyoruz. Antalya kampına artık Dünya Kupası'nda görev alan isimler de oradaki mesailerinin, aslında Katar'daki mesailerinin bitiş tarihine göre yavaş yavaş katılmaya başlayacaklar. Hemen bugünden yansıyan notları da paylaşalım. Yunus'un bir sakatlığı vardı. Villarreal maçında dizinde bir problem yaşanmıştı. Sonrasında MR çekildi. Dün itibariyle Galatasaray Kulübü Yunus'un sağlık durumunu paylaşmıştı ki aslında görünenden biraz daha kısa bir tedavi sürecine ihtiyaç duyacağını söyleyelim. Yunus'un bir diz eklemlerinde bir ödem tespit edilmişti ama çok ciddi gözükmüyor Yunus'un durumu. Bugün takımla birlikte buraya geldi. Yaklaşık 10 günlük bir tedavi sürecinin ardından da antrenmanlara başlaması bekleniyor. Matias Roz'un bir sakatlığı vardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Offspor'a karşı oynanan mücadelede bir sakatlık yaşamıştı. O da takımla birlikte buraya geldi ama hem Yunus hem Roz şu anda tedavideler. Takımla birlikte çalışmalara katılmış durumda değiller. Yanı sıra Emre Taşdemir Başakşehir maçında o da bir sakatlık yaşamıştı ki Galatasaray adına gerçekten önemli isimlerden bir tanesi. Özellikle yerli rotasyonu, ilk 11'deki yerli kontenjanı düşünüldüğünde bu senenin kritik isimlerinden bir tanesiydi Emre Taşdemir. Başakşehir maçında sakatlanmıştı. Ciddi bir sakatlığı var aslında ama takımla birlikte o da buraya geldi. Şu anda da otelin içinde, kamp yapılan otelin içinde başka bir sahada bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Hamza Akman'la birlikte, Hamza da yine bir sakatlık süreci, Offspor maçı öncesinde bir sakatlık durumu oluşmuştu. Onun da yine otelin içerisindeki başka bir sahada özel program dahilinde çalıştığını söyleyelim. Galatasaray'da yine bu süreçte Dünya Kupası arasında problem yaşayan bir diğer isim Mitchell, ki aslında Oliveira'nın sakatlığında Mitchell'in rolünün daha fazla olabileceği düşünülüyordu. Mitchell'in de bir gribal enfeksiyon problemi vardı. Şu anda takımla birlikte çalışıyor. Antrenmanın ilk kısmında takımla birlikte olacak. Sonrasında o da kondisyoner eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirecek. Frederik Mitchell'in de durumunu böyle özetleyelim. Tabii burada eksiklerden bahsettik. Çok fazla genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro var Galatasaray adına. İstanbul'da oynanan hazırlık maçlarında da iki mücadelede de, hem Rayo Vallecano maçı hem Villarreal maçı, Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk genç isimlere bir hayli şans vermişti. Aynı durum burada da kendini göstermiş vaziyette ve genç isimlerin ağırlıkta olduğu, sayısal anlamda fazla olduğu bir kadroyla Galatasaray Antalya'ya geldi. Hemen o isimlerden bahsedelim. Atakan Ordu, Galatasaray'ın kaleci rotasyonunda yer alan isimlerden bir tanesi. Beknaz,
Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Baran Demiroğlu ki Baran Aksaka'nın özellikle Villarreal maçı performansı bir hayli etkileyici bulunmuştu. Maç sonunda Okan Hoca da bu duruma vurgu yapmıştı. Baran'ın performansından övgüyle bahsetmişti. Yine burada da antrenman performansı yakından takip ediliyor Baran Aksaka'nın. Hemen bir parantez açmakta fayda var aslında. Hem birincilikten hem Süper Lig'den birçok kulübün de Baran'la yakından ilgilendiği bilgileri var ama Galatasaray'da sezonun ikinci yarısı diyebiliriz artık Dünya Kupası arasından sonrası için. O bölümde daha fazla süre alması, daha fazla rotasyonda, ana rotasyonda kendisine yer bulması bekleniyor. Bu nedenle Galatasaray Kulübü de kiralanmasına çok sıcak bakmıyor oyuncunun. Bu sezon yine kulüp bünyesinde devam etmesi planlanıyor. Yanı sıra Efe Akman, Hamza Akman. Hamza'dan az önce bahsettik. Bir sakatlık problemi var. Takımdan ayrı çalışıyor ama yine kafileyle birlikte buraya gelen isimlerden bir tanesi Efe. Şu anda Ege Ural'ın sizlere yansıttığı görüntüde de ekrana yansıyor. O 5'e 2'de kendisine yer bulmuş vaziyette. Yanı sıra Enes Emre Büyük de yine Galatasaray altyapısından U19 takımından A takım kampına, A takım kafilesine dahil edilen isimler. Galatasaray bugün dediğimiz gibi sabah saatlerinde Antalya'ya gelmişti. İstanbul'daki çalışmalarını tamamladıktan sonra burada 3 hazırlık maçı oynanması planlanıyor. 10 Aralık'ta Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray Antalya'da. 16 Aralık'ta bir Toulouse mücadelesi var. Arada da 13 Aralık'ta bir maç daha oynanması planlanıyor. Henüz resmileşmediği Galatasaray kulübü açıklamadığı için bununla ilgili durum netleşmiş değil ama yapılan plan 3 maç üzerine ki Okan Hoca da İstanbul'da Florya'da gerçekleşen antrenmanlarda özellikle hazırlık maçlarını çok fazla önemsediğini ifade etmişti. Takımda geniş bir kadro var. Galatasaray'da sezon başından itibaren süre paylaşımı konusunda zaman zaman bazı oyuncuların geride kaldığını görüyoruz. Bu isimleri daha net görebilmek, onlara forma şansı verebilmek adına Okan Hoca da hazırlık mücadelelerini bir hayli önemsiyor ve bu karşılaşmalarda da burada Antalya'da oynanacak 3 karşılaşmada da sezonun ilk bölümünde 14 haftalık bölümde daha az süre alan, daha az forma şansı bulan isimlerin zaman zaman durumları değerlendirilecek, maç performanslarını gözetecek Okan Hoca ve bundan sonra da sezonun bir sonraki bölümünde bu isimlerle ilgili karar alma konusunda belirleyici olacak, referans olacak durumun bu hazırlık maçları olduğunu söyleyelim. Bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Eksik isimlerden bahsetmekte fayda var. Mauro Icardi tedavisi devam ediyor. Sergio Oliveira yine tedavisi devam eden bir diğer isim. Milli takımda yer alan 5 isim. Haris Seferovic, Dries Mertens, Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Victor Nelson burada değiller. Yavaş yavaş onların da yarın itibariyle kampa katılmaları bekleniyor. Onun dışında da Galatasaray genel itibariyle genç bir kadroyla, U19 takımı destekli bir kadroyla Antalya'ya gelmiş vaziyette. Çalışmalar devam ediyor. Biz de buradan Antalya kampında Galatasaray'a dair tüm gelişmeleri, tüm detayları aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü sana bırakalım Ceyda.